Evet, şu anda saatimiz 5 geçiyor ve hızlıca başlayabiliriz. Tüm misafirlerimiz tekrar hoş geldiniz. Benim adım Süha Soydan. Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nde Girişimcilik Destek Programları Müdürü olarak görev yapıyorum. Bu akşam keyifli bir sohbet yapmak üzere bir araya geldik. Hotel Runner girişimi kurucu ortağı Ardemir Gökyanlı'yla beraberiz. Bugün hep beraber turizm teknolojilerini ve turizm teknolojilerinin geleceğini konuşuyor olacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Arden Agopyan kimdir? Ve Hotel Runner yolculuğu nasıl başladı? Hoş bulduk. Öyle bir soru sordun ki bir yarım saat falan konuşabiliriz herhalde bu konuyla alakalı. Hotel Runner nasıl başladı gibi. Evet. Mümkün mertebe hani kısa kısa cevap vermek istiyorum sorulara ki daha sonra soru cevaba da vakit kalsın. Programa başlamadan önce konuştuğumuz gibi sorulara da cevap verebilelim, destek olabilelim ekosistemden gelen sorulara. Ben kimim? Öncelikli olarak genel olarak girişimci doğduğumu düşünüyorum. Ve hayatım girişimcilik maceralarıyla geçti diyebilirim. Öğrenim olarak Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Akabinde Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım çalışırken. O dönemde IBM'de çalışıyordum. IBM benim ilk ciddi işim diyebiliriz. Ondan önce hep part-time ve kısa dönemde deneyimlerim oldu okul zamanında. IBM'de çalışırken bir master programına kaydoldum Bilgi'nin ve MBA'mi tamamladım. MBA'mi tamamladıktan sonra da Özyeğin Üniversitesi'nde doktorama başladım işletme alanında, finans dikeyinde. Doktoramı hala devam ettiriyorum. Tez aşamasındayım, derslerimi geçtim. Tabii girişimcilikle akademisyenlik beraber yürümüyor. Birazcık orada aksamalar oluyor tabii programda. Sağ olsun Özyeğin Üniversitesi de girişimciliği destekleyen bir üniversite olduğu için burada bazı noktaları tolere ederek benim doktoramın hala devamını sağlıyor. Burada da bir teşekkürü hak ediyor Özyeğin Üniversitesi. Eğitim böyle. Hotel Runner fikri nasıl çıktı? Ortağım Ali ile beraber IBM'de çalışıyorduk. Biz 7 sene çalıştık IBM'de. Hotel Runner'ı kurmadan önce. Ve pozisyonlarımız gereği çok fazla seyahat ediyorduk. Uluslararası, yurt içi, yurt dışı. Bu seyahatlerimizde çeşitli otellerde kalıyorduk. Küçük oteller, büyük oteller ne denk gelirse hani IBM'in anlaşmalı olduğu acentesinden hangi oteli ayarlayabilirsek oradan bir konaklama ayarlıyorduk kendimize ve kalıyorduk. Pardon. Daha sonra fark ettik ki genelde hep büyük oteller ve ulaşılabilir oteller, hep pahalı oteller, bu network'teki oteller. Küçük oteller bu network'te hiç yok ve ulaşılamıyorlar. Bu konaklayacağımız otelleri internette arıyoruz. Yani konaklamak istediğimiz o bölgedeki otelleri internette arıyoruz, bulamıyoruz. Bunun kökünde ne var diye araştırmaya başladık. Tabii paralelde Türkiye'de ve dünyada turizm teknolojileri alanında ve seyahat alanında çeşitli şirketlere de danışmanlık yapıyorduk IBM kapsamında. IBM'deki görevimiz kapsamında. İşte bunun içerisinde hava yolları vardı, acenteler vardı. Bunlara girip çıkıyorduk sürekli. İçerideki dinamiklerini de görüyorduk. Yeni teknolojileri anlatıyorduk onlara. Orada da gördük ki aslında problem teknolojinin sektör tarafından benimsenmesinde ve aynı zamanda bu teknolojinin pahalı olmasında. Biz de dedik ki Ali ile beraber bir platform yapalım. Bu platform öyle bir platform olsun ki oteller buraya neredeyse ücretsiz girebilsinler. Bu küçük ve orta ölçekli segmentteki oteller özellikle. Facebook kadar basit olsun kullanımı. Bugün biz ailelerimize, annelerimize, babalarımıza, babaannelerimize, dedelerimize Facebook kullanmayı öğretmedik. Onlar kendi kendilerine öğrendiler. O kadar kolaydı çünkü Facebook kullanmak. Dedik ki Facebook kadar kolay bir sistem yapalım ki oteller sanki bir profil oluşturur gibi buraya girsinler, kendi profillerini oluştursunlar, resimlerini, fiyatlarını yüklesinler ve online kanallardan satışa başlayabilsinler. Bir entegrasyon sistemi kuralım. İşte Booking.com, Expedia, Tatil Sepeti, ETS bu acentelerin hepsi bu sistemin içerisinde olsun ve oteller kolaylıkla buralardan satış yapabilsin dedik. Bu bir hayaldi o dönemde. Altyapılar, teknolojiler bunlara müsaade etmiyordu. Cloud Computing yeni ortaya çıkmıştı, bulut teknolojileri. Hatta biz IBM'de bulut teknolojilerinin bir nevi misyonerliğini yapıyorduk ve onu anlatıyorduk. Hatta o dönemde Özyeğin Üniversitesi'nin teknoloji altyapısı ile ilgili de IBM'de çalıştığım dönemde ciddi çalışmalarımız olmuştu değerli İsmail hocamla birlikte. Bu bilgimizi de kullanarak bu sistemi nasıl ucuza ve daha fazla otele erişilebilir halde dizayn edip nasıl sunabiliriz diye baktık. Fizibilitelerimizi yaptık. Ondan sonra da balıklama bu işi atladık. Girdiğimiz dönemde
tabii girişimcilik çok yeniydi. O dönemlerde girişim fabrikası henüz kurulmamıştı. Etohum vardı. Sevgili Burak Etohum'u ayağa kaldırmaya çalışıyordu o dönemde. Uluslararası yatırımcı ağ yoktu. Yani Türkiye'ye erişen. Yani bu bugün bildiğimiz işte dünyadan Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcılar o zamanlar Türkiye'yi görmüyorlardı hiç. Türkiye'de yatırımcılar yoktu. Revo gibi, 212 gibi firmalar o dönemde yoktu daha ortada. Biz bu hayalle çıktığımızda aslında bir nevi duvara toslamış olduk. Çünkü arka tarafta bir para olmadığını gördük. Yani bu girişimlere akıtabilecek bir paranın ekosistemde olmadığını gördük. Ve çeşitli yöntemler araştırmaya başladık ortağım Ali'yle. Ne yapabiliriz dedik. COSGAP'in o dönemde de destekleri vardı, ARGE destekleri. Bunlara başvurduk. Oradan olumlu yanıt aldık. Ufak bir oradan geri ödemesiz destek aldık. O destekle şirketi kurduk, başladık. Akabinde de tabii ki IBM'deki görevlerimizden ayrıldık. Bu şirketi kurduğumuzda. Ve full zamanlı olarak tamamen o şirketteki maaşlarımızdan, güzel pozisyonlarımızdan, ileriye dönük o kariyer hedeflerinden falan vazgeçerek balıklama atladık. IBM deneyimi önemli bir deneyimdi bizim için. Kurumsalda ciddi bir zaman harcadık çünkü. Öncesinde de tabii hani bahsetmek gerekiyor. Çeşitli bankalarda ve telekom şirketlerinde, aynı zamanda da yazılım geliştiren ARGE şirketlerinde deneyimlerimiz oldu ikimizin de. Bütün bunları aslında harmanladık bir nevi. Ama IBM'deki o kurum kültürü, işte inovasyona dayalı üretim ve satış, bunların hepsi bizim için çok yol göstericiydi ve şirketimizi kurduğumuzda bize güzel bir aslında harita oldu nasıl ilerleyeceğimiz konusunda. Şirketi kurduktan sonra dediğim gibi devam ettik sürece. Bu COSGAP'ten aldığımız rakamla devam ettik. Akabinde 212 ile tanıştık. Tabii bu arada 100'e yakın yatırımcı adayıyla görüştüğümüzü söyleyebilirim. Belki de daha fazladır. Tam rakamı hatırlamıyorum şu anda. Yatırımcı adayı diyorum, yatırım şirketi demiyorum dikkat edersen. Hep görüştüğümüz insanlar işte inşaattan belli bir servet yapmış ya da işte bildiğimiz işte tekstil fabrikası olan, işte bizim bugün bildiğimiz geleneksel işlerden para yapmış ve aslında teknolojide bu yatırımlar yaparak bu parayı değerlendirmek isteyen kişilerdi. Büyük holdinglerdi. Bunlarla görüştük biz. Ama kafa yapımıza hiçbir türlü uyuşmadı bu yatırımcı profilleri. Çünkü biz gerçekten risk sermayesi arıyorduk ve bu büyüyen ekosistemde bize bir yer açılsın istiyorduk. Bize destek olsunlar istiyorduk. Bize networkleriyle yol açsınlar, bilgi versinler. Bize girişimciliği biz tamam öğreniyoruz, yolda öğreniyoruz düşe kalka. Yol göstererek anlatsınlar istedik. Bunların hepsini istedik ve kimseyi bulamadık. O dönemde en son 212 ile tanıştık. 212 ile enerjimiz tuttu. Aradığımızı 212'de bulduk aslında. 212 Capital Partners'da. Ve X bize çekirdek yatırımımızı 212 yaptı. 212'nin yatırım spektrumunda ve Türkiye'nin yatırım spektrumunda aslında çok özel bir yatırım, hotel runner yatırımı. Çünkü çekirdek yatırımı seviyesinde 500 bin dolar alan tek girişim biziz Türkiye'de. Elimizde önemli bir fizibilite vardı, bir business plan vardı, çalışma vardı, detaylı bir sunum vardı, iş modeli vardı ve bir küçük bir prototip vardı biz yatırım aldığımızda. Henüz ortada ürün yoktu. Çok sağlam bir fikir vardı. 212 iki tane girişimciye ve bu fikre güvendi ve yatırım yaptı. Biz de hani yüzlerini kara çıkarmadığımızı düşünüyoruz süreç içerisinde. Doğru bir karar verdiklerini düşünüyoruz bu süreçte. 212 yatırımından sonra biz ilk prototipimizi çıkardık, piyasaya sürdük. Otellerle test süreçlerine başladık. Hatta biz o dönemde hiç unutmuyorum, bir bayram tatiliydi. Yaz tatilimizle birleştirip aslında tatil kisvesi altında çıktık, otelleri dolaştık bütün Türkiye'de. Ve sahil şeridini komple gezdik diyebiliriz orada. Bütün otellerden feedback topladık ve otellerde bu ürünü nasıl daha fazla geliştirebiliriz, daha çok otelin kullanımını açabiliriz. Bunların hep beyin fırtınalarını yaptık otellerle. Otellerde bize destek oldular sağ olsunlar. Hep bize yol gösterdiler. İki tane genç mühendis gelmiş bir şey yapmaya çalışıyor. Bize her zaman çok pozitif anlamda destek oldular. Ürünü aslında biz müşterilerimizle geliştirdik. Bizim ikimizin de girişimci olarak bir turizm şeyi yok, geçmişi yok. Yani biz turizmcilik okumadık, otelde çalışmadık, acente işletmedik, hiçbirini bilmiyoruz. Ama mühendisiz özümüzde ve bir süreç nasıl dizayn edilir, bir ürün nasıl dizayn edilir, bu dizayn edilen ürün nasıl kullandırtılır, nasıl iyi yönde geliştirilir, hataları düzeltir, bunların hepsini biliyorduk. Bu geçmişimizi aldık, yolda öğrendiğimiz turizm sektöründeki ihtiyaçlarla birleştirdik aslında.
Hep öğrendik. Müşterilerimiz bizim danışmanlarımız oldular. Hala bugün bile biz müşterilerimizi dinliyoruz ve müşterilerimiz ne söylerse onu yapıyoruz. Hiçbir zaman kendi kafamızdan bir ürün uydurup hani burada bir lafımız var. Önce ürünü yaratıyor girişimciler. Sonra ona bir ihtiyaç yaratıyorlar anlatırlarken. Bizde durum tam tersi. Olması gereken şey aslında müşterideki ihtiyacı dinlemek ve ihtiyaca ürün geliştirmek. Fantazi ürün geliştirmek ve fantazi para harcamak bizim kitabımızda yok. Bu şekilde biz ürünümüzü geliştirdik. Ondan sonra Aslanova Capital hayatımıza girdi. Aslanova Capital bize bir seri A öncesi early stage dediğimiz bir yatırım yaptı. Bu yatırımla beraber 212'de yatırımını büyüttü. Ara dönemde 212 çeşitli finansal enjeksiyonlar da yapmaya devam etti bize. O dönemde de hep destekledi bizi. Ve ürünümüz Türkiye'de pazar lideri konumuna geldi geçtiğimiz süreç içerisinde. Akabinde de pazar lideri konumumuzu pekiştirmek için globale açıldık. Zaten gün birden biz global bir şirket tasarlıyorduk. Çünkü bizim geçmişlerimiz zaten globaldi. Ve hiçbir zaman Türkiye'de takılı kalan ve ölçeklenemez bir ürün yaratmak istemedik. Gün birden globale gitmek istedik. Gün birden aslında globalde tek tük müşterilerimiz de vardı denediğimiz. Pazarda denemeler yaptığımız çeşitli alanlarda, çeşitli dillerde. Ürünümüzü globale açtık. Globalden de müşteri almaya başladık. Ve Hotelrunner rüştünü aslında uluslararası camiada da ispatladı. Bu süreçte tabii acenteler çok önemli bir oyuncu Hotelrunner ekosisteminde. Buraya bir parantez, Hotelrunner ne yapar hemen iki cümleyle söyleyeyim. Bundan bahsetmediğimi fark ettim, hep anlatıyorum ama bilmeyenler için sektörün dışından. Hotelrunner bir otel yönetim sistemi ve otel rezervasyon yönetim sistemi aslında. Oteller ve acenteleri bir araya getiren bir ağ olarak da hizmet veriyor. Aynı zamanda ödeme sistemleri de katıldı aramıza geçtiğimiz yıl itibariyle. Bu ağ üzerinde oteller gelip kendi hesaplarını oluşturuyorlar, profillerini oluşturuyorlar. Kendi web siteleri otomatik olarak Hotelrunner üzerinden üretilebiliyor ve o kendi alan adları üzerinden erişilebilir hale geliyor ve direkt kanallarını aslında otellerin birkaç klikle oluşturmuş oluyoruz. WordPress gibi bir altyapı Hotelrunner'ın kendi içerisinde var otelcilik dikeyinde. Bir e-ticaret platformu aslında, bir e-ticaret sitesini aslında otelcilik dikeyinde biz otele yaratmış oluyoruz. Otelin kendi rezervasyon modülü var, kendi ödeme kanalları var. Günlük işini yönettiği, müşterilerini yönettiği, check-in check-out işlemlerini yapabildiği bir ortam içeride mevcut. Call center'ını yönetebileceği, kapıdan rezervasyon yapan ya da kapıdan satın alma yapan, oda satın alması yapan müşterilerini yönetebileceği bir sistem mevcut. Bunların hepsini birkaç klikle otelci ayağa kaldırabilir durumda Hotelrunner'da gün birden beri. Aynı zamanda da acentelerle entegrasyonlarımız var. Bu ağın getirmiş olduğu zorunluluktan dolayı. Booking.com, Expedia gibi yurt dışı kanalların yanı sıra ETS, Tatil Sepeti, OtelZ gibi Türk kanallarının da içinde bulunduğu devasa bir network Hotelrunner. İçinde 150'den fazla acente var. Google'dan tutun da ödeme yöntemlerine kadar her yerle entegre Hotelrunner. Bu network içerisinde de otellerin satışlarını artırmalarını sağlıyoruz. Ve oteller ücretsiz kaydolup başlayabiliyorlar ve içeride kazandıkça ödedikleri, kullandıkça öde modeli işliyor. Bu modelin içerisinde temel amacımız zaten kazan kazandı. Kazan kazanın en güzel dizayn edildiği model de freemium modeli. Önce ücretsiz başlıyorlar ve oteller ve buradan değer üretmeye başlıyorlar. Değer ürettikçe de biz buradan belirli bir gelir paylaşımı yapıyoruz sistem üzerinden. Herkes kazanıyor sistemde. Biz de otellerin daha çok kazanması için yeni ürünler üretiyoruz. Yeni stratejiler geliştiriyoruz. Otellere destek veriyoruz. Aslında bir nevi satış danışmanı gibi, bir teknoloji danışmanı gibi de içeride hareket ediyoruz otellerle birlikte. Bütün bunları da ek bir ücret almadan yapıyoruz. Çünkü biz otelin gelir ortağı haline geliyoruz içeride. Rakip platformlara baktığımız zaman gün birden beri hep gördüğümüz şey teknolojileri ya çok eski, oteller kullanamıyorlar, çok zor ya da çok pahalı. Oteller dediğimizde sakın Hilton'ı ya da işte Marriott'ları düşünmeyin. Biz hep küçük otelleri hedefleyerek başladık. Bugün büyük oteller de kullanıyor Hotelrunner'ı ama asıl hedefimiz hep küçük otellerdi. Küçük otellerdeki bu bir aile düşünün. Baba içeride mutfağı yönetiyor, aynı zamanda resepsiyonu yönetiyor, anne misafirlerle ilgileniyor, çocuk internetle ilgileniyor, böyle küçük bir ailenin yönettiği bir butik otel hayal edin. Rezervasyonları alan kişi içeride aynı zamanda havuçları doğruyor olabiliyor. Yani böyle bir sistemin içerisinde bir sistem tasarlıyoruz biz ve insanların bunu çok ucuza mal ederek almasını ve kullanmasını, değer sağlaması, değer almasını sağlıyoruz. Bu hedefle girdik ve ürettik ürünümüzü.
Dediğim gibi acenteler burada çok önemli oyuncular. Biz belirli bir otel sayısına ulaştığımız zaman Türkiye'de dominant pozisyonumuzu aldığımız noktada acenteler de tabii bizim değerli iş ortaklarımız olarak sistemimize dahil oldular. Burada tatil sepetiyle başladık. ETS ve OTZ ile devam ettik entegrasyon süreçlerimize. Ve Türk kanallarını da aslında dijitalleştirdik arka tarafta. Bizim buradaki online acentelerin, Türkiye'deki online acentelerin bir entegrasyon vizyonu yoktu. Teknolojileri de yoktu arka tarafta. Teknoloji olarak var olan şey yoktu demek hakaret olur. Düzeltiyorum kendimi. Olan teknoloji tamamen rezervasyonların içeride yönetilmesi ve aynı zamanda otellerle iletişim için kullanılıyordu. Arkada kargolarla voucherlar gidip geliyordu. Siz bir online rezervasyon yaptığınızı düşündüğünüz noktada arkadaki bir call center yöneticisi oteli arayıp rezervasyonu konfirme ediyordu ve size ekranda onay veriyordu. Yani arka tarafta böyle bir teatral bir düzen vardı teknoloji yetersiz olduğu için. Biz bu dönemde giriş yaptık piyasaya ve partnerlerimizi de geliştirmek için yatırımlar yaptık. Bilabeder onlara destek olduk ve bizim iş ortağımız olmalarını sağladık içeride. Turizm ekosistemini geliştirmeye oynadık her zaman. COSGAP'le eğitimler düzenledik, otellere ücretsiz eğitimler verdik. Bir kitap yazdık, Otelcinin Dijital Pazarlama Rehberi diye. Bu kitabı ücretsiz dağıttık herkese fuarlarda. Fuarlara katıldık, fuarlara ciddi yatırımlar yaptık. Orada otelcilerimizle buluştuk, teknolojiyi fuarda anlattık. Yeri geldi kapı kapı otelleri ziyaret ettik. Ve her zaman otellerden çeşitli feedbackler alarak ürünümüzü geliştirdik. Baktığınız zaman çıkan platform, içeride çıkan platform tamamen otelcilerin ihtiyacı olan böyle rafine, yağlarından arınmış sadece kastan oluşan bir platform içeride. Otelciler bunu kullanıyorlar, acenteler bunu kullanıyorlar, birbirlerini buluyorlar, kontratlama yapabiliyorlar. Acentelerin aynı zamanda direkt kontrat tarafını da güçlendiriyoruz. Otellere direkt erişimini sağlıyoruz. Aradaki aracılardan, aracılara ekstradan para ödemelerini engelliyoruz acentelerin. Karlılıklarını arttırıyoruz iki tarafında. Böyle misyoner işlerimiz de var arkada. Biraz önce bahsettiğim gibi ödeme yöntemlerini içeriye dahil ettik. Otelcilerin ve acentelerin misafirden ödeme alabilmelerini, kendi aralarındaki para transferlerini yönetebilmelerini sağlayan bir altyapımız da var. Burada işte EasyCo gibi, PayPal gibi, Stripe gibi sistemlerle biz içeride entegreyiz. Ve birebir partner olarak çalışıyoruz bu firmalarla da. Onların da aynı zamanda müşteri kazanımlarını destekliyoruz içeride. Otelcinin kendisinin ihtiyacını görebilecek en doğru çözümü, en doğru coğrafyada bulup ona aslında anahtar teslim platform üzerinden bir marketplace altyapısından sunuyoruz. Geniş bir giriş oldu aslında. Biraz hani ürünü de anlattım, hayat hikayesini de anlattım. Şu anda neredeyiz diye sorarsanız da Hotel Runner şu anda Türkiye'de pazar lideri. 12 binden fazla aktif tesis var Otel Runner'da yaşayan Türkiye'de şu anda. Zaten Türkiye'deki aktif tesis sayısı 25 bine yakın. Yani Türkiye'nin yarısını online'laştırdık ve Otel Runner üzerinden aslında piyasaya sunduk diyebiliriz. Bildiğiniz bütün acenteler, iyi acenteler ve büyük acenteler Otel Runner'ı kullanıyorlar. Bunun içerisinde ETS, Tatil Sepeti, Jolly, Setur, Expedia, Booking.com, Agoda, Hotelbeds ne ararsanız hepsi Otel Runner platformunun içerisinde bizim iş ortağımız. Ödeme sistemleriyle de entegreyiz bahsettiğim gibi biraz önce. EasyCo ve diğerleriyle Türkiye'de. Büyük bir network oluşturduk. Dünyadan da müşterilerimiz var tabii ki. Totalde 40 bine yakın tesis var Otel Runner içerisinde. Bu 12 binin kalan kısmı da tabii ki globalden. Dünyanın 193 ülkesinden tesisi biz içeride barındırıyoruz Otel Runner içerisinde. Ve tamamen Türkiye'deki ekiplerimizle hizmet veriyoruz onlara. 3 ayrı şehirde ofislerimiz var. İstanbul, İzmir, Antalya. Merkez ofisimiz İzmir'de. İzmir'de serbest bölge içerisinde Ar-Ge yapıyoruz aynı zamanda. Ar-Ge ve destek personelimiz tamamen serbest bölge içerisinde konumlanmış durumda. Antalya ve İstanbul'da satış ofislerimiz var. Aynı zamanda Antalya'da dijital dönüşüm merkezini ayağa kaldırdık. Dijital dönüşüm merkezi içerisinde otellerimize eğitim de veriyorduk pandemiden önce. Şu anda pandemiden dolayı birazcık ara verdik o sürece. Online yapıyoruz eğitimlerimizi. Ama orada bir dijital dönüşüm merkezimiz var. Antalya ekosistemini özellikle Akdeniz ekosistemini dijitalleştirmek için çok ciddi emek ve para harcadık. Bunun da temel sebebi o ekosistemin aslında dijital kanallardan çok lokal ve global offline dediğimiz tur operatörleriyle daha karsız ve zor bir operasyon sürdürmesiydi. Hem bu tur operatörlerini online'laştırmak hem de otelleri online'laştırmak için ciddi çaba sarf ettik ve etmeye devam ediyoruz. Hotel Runner olarak bugüne kadar 2 tane şirket satın aldık. Bu 2 şirketten bir tanesi kanal yönetimi alanında hizmet veriyordu. Bu 2013 yılı içerisinde aldığımız bir şirket. İlk kurulduğumuz dönemlerde.
Daha sonrasında geçen yıl dedim, bu yıl Raid4'u satın aldık. Raid4'da bir gelir yönetimi, aynı zamanda da fiyat karşılaştırma, karşılaştırma modülü. Türkiye'de üretilmiş bir üründü, bir platformdu. Bünyemize kattık, onları da birleştik. Satın almalarla büyüme stratejisine sahibiz. Önümüzdeki dönemde de yurt içinden ve yurt dışından satın almalar duyuruyor olacağız. Şu anda görüştüğümüz şirketler de mevcut bununla alakalı. Aslında tam bir girişim nasıl yaşıyorsa, bir startup nasıl yaşıyorsa biz de hayatımızı öyle yaşıyoruz. Biraz tabii büyümemiz yavaş oldu bizim beklediğimizden. Çünkü turizm sektörü çok kırılgan bir sektör. Her türlü ekonomik ya da politik aktiviteden etkilenen bir sektör. Şu anda mesela korona var. Dünyanın görmüş olduğu belki son 20 senedeki, 30 senedeki en kötü durum. Hem politik olarak baktığımızda, hem ekonomik olarak baktığımızda, hem de sosyolojik olarak baktığımızda bizi çok etkiledi tabii ki. Bundan önce çeşitli politik ve ekonomik olaylar oldu, özellikle Türkiye'de, kurduğumuz dönemde özellikle. İşte Gezi Parkı'ndan tutun da darbesine kadar her şeyi biz otelin içerisinde yaşadık. Bu bizi güçlendirdi. Krizlerden ayağa kalkarak, büyüyerek biz hep çıktık. O yüzden de adımlarımız hep çok cesur ama korkarak attık. Yani içeride çok ciddi bir risk anlayışı var. Yani içeride çok ciddi riskler alıyoruz büyürken. Ama bu riskleri hep kontrol altında tutarak büyümeye çalışıyoruz. Her zaman karlılığı ön plana koyduk bir şirket olarak. Yani normalde girişimlerde şunu görürsünüz, hani blitzscaling mottosu altında hemen büyüyelim mantığıyla alınan bütün parayı yiyip bitirip işte şeyi traction'ı çok hızlı gösterip yeniden para alıp yeniden büyümek falan, böyle Silicon Valley kafasındaki stratejileri çok görüyoruz. Ama bu her zaman işleyen bir strateji değil ve benim hani burada girişimcilere bir parantez açmak istiyorum dinleyen. Biz de bu hikayelerle büyüdük. İşte Airbnb'nin, Google'ın hikayeleriyle büyüdük. Ama bunlar hikayeler. Çünkü gerçek hayatta baktığınız zaman böyle şirketler çok az. Yani bu kadar paraya erişimi rahat olan ve çok rahat para harcayarak global olarak büyüyen, ekosistemlerini genişleten şirketler çok azlar. Ama kalan şirketlerin hepsi de batmıyorlar. Yani girişimlerin kalan kısmı da batmıyor. Yani Airbnb'nin belki yüzlerce rakibi var arka tarafta. Bunlar da hayatlarına devam ediyorlar ve belki Airbnb tarafından satın alıyorlar. Belki bir gün geliyor Airbnb ile çok ciddi rekabet ettikleri coğrafyalar oluyor. Bu şirketler de yaşıyorlar ve büyüyorlar. Biz bunların hepsini gözlemleyerek stratejilerimizi belirledik. Ve aslında karlılık bizim için her zaman çok önemliydi. Büyüme kritikti ama karlı olmayan bir şirket olmak hiçbir zaman istemedik biz. Hotelrunner son 3 yıldır karlı bir şirket. Kendi ayaklarının üzerinde duran bir şirket. Gelirleriyle büyüyen bir şirket. Yatırım, küçük enjeksiyonlar tabii ki oldu süreç içerisinde. Ama hep bu hedefle gittik ve önce rüştümüzü ispat etmek istedik Hotelrunner olarak. Şu anda da yeni bir round'un eşiğindeyiz. Yeni bir yatırım turuna yelken açıyoruz önümüzdeki dönemde. Bu yatırımı da tamamen gururla diyoruz ki büyüme için alacağız. Yani Hotelrunner'ın ayak izini bütün dünyada genişletmek, yeni şirketler satın almak ve ağlarımızı, iş ortakları ağlarımızı genişletmek için harcamak üzere bu parayı alıyoruz diyoruz. Bizim hikayemiz genel olarak böyle. Yine de hani arada sorular varsa almak isterim. Süper. Açıkçası hani hiç araya girmek istemedim çünkü gerçekten muazzam bir şekilde anlattınız ve hani nacizane şöyle bir yorum yapmak isterim. Daha sonra bunu izleyecek kişiler için de aslında sizin şu yapmış olduğunuz girizgah kısmını dinlemek ve bunu bölümlere ayırıp tekrar tekrar dinlemek bence bir girişimcilik eğitiminden veya bir girişim hızlandırma programı kadar, en az o kadar faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü içerisinde birçok önemli noktayı çok güzel vurguladınız. Aslında ben böyle 10-15 tane soru hazırlamıştım. 10-15 sorunun cevabını bu girizgahta vermiş oldunuz ama ben yine de özellikle girişimcilerin bazen düştüğü hatalar veya karşılaştıkları problemler, bunlara da biraz vurgu yapabilmek açısından bazı mesajlarınızı tekrarlamanızı isteyeceğim. Sorularımı o yönde tekrar edeceğim. Tabii. Şu anda bahsettiğiniz kazan kazanla işleyen ve birçok farklı altında ürün barındıran bir sistemden bahsediyorsunuz. Ve aslında siz Hotelrunner'ı ilk kurmaya karar verdiğinizde de vizyonunuz bugünkü kadar genişti, büyüktü. Birçok şeyi yapabilme kabiliyetine sahiptiniz. Ve baktığım zaman girişimciler de genellikle büyük bir vizyonla çıkıyorlar. Çok kompleks ürünler düşünüyorlar ve bu çok kompleks ürünleri yapma yolculuğunda yorulup, nefesleri tükenip, mesafe alamadan başarısızlıkla sonuçlanan hikayeler olduğunu görüyoruz veya motivasyonları kırılıyor. Siz Hotelrunner'ı ilk versiyonunu çıkarttığınızda
onu nasıl en yalın hale getirmeyi başardınız ve en önemli fonksiyonun hangisi olduğuna nasıl karar verdiniz? Bunu tekrar bir açıklar mısınız? Çok doğru bir nokta. Teşekkür ederim bu soru için aynı zamanda. Hayalin her zaman çok büyük olması lazım. Yani vizyonun her zaman çok geniş olması gerekiyor. Ve bu geniş vizyonu da yatırımcılara satarken aslında vizyonunuzu, geniş vizyonu satmanız gerekiyor. Ama o geniş vizyona giderken hangi adımlardan geçeceğinizin de çok net dile getiriliyor ve işleniyor olması gerekiyor. Bu adımlardan kastım hem ürün anlamında, hem pazar anlamında, hem de bu adımlara giderken harcayacağınız para anlamında. Ve tabii bu harcadığınız paradan sonra da getirinin ne olacağıyla ilgili de çok net bir resmin çıkması gerekiyor. Yatırımcılar biliyorlar zaten her şeyin yolda değişeceğini. Yatırımcıların ölçtükleri şey şu genelde. Bir yol haritasını doğru çıkarabiliyor mu girişimci? Bu yol haritasını dizayn ederken vizyonu ne kadar geniş, ne kadar milyar dolarlık bir pastayı hedefliyor? Bu milyar dolarlık pastanın içerisinde bir milyar dolarlık girişim olma vizyonu var mı? Bu vizyona gitmek için yeterli donanıma sahip mi? Geçmişe sahip mi? Ondan sonra bu adımları dizayn ederken her bir adım yeterince yalın mı? Ve bu yalın adımların hepsinin içerisinde gerçekten bir metrik var mı? Bunların çalıştığını kanıtlayacak ve gösterecek. Bunların aslında dizayn edilmesi lazım. Biz Günbir'den çevik metodolojiyi kendimize benimsedik. Çevik metodolojide kademeli geliştirmeler var ve sprintler var. Ve ürün büyük bile olsa bunun içerisinde tabii ki modüller var, parça parça ürünler var, ürüncükler var. Hotelrunner platformu bugün baktığınızda belki yüzlerce üründen oluşuyor. Bizim aslında mesela sadece müşteri iletişimi dikeyinde yaptığımız işi, bir startup çıkıyor ve ben müşteri iletişimi yapıyorum otelcilik sektöründe diye satmaya başlıyor. Ama Hotelrunner'ın içerisinde aslında bir dikey ve o çıkan startuptan çok daha kompleks bir ürün var içeride. Bu ayrı satılmıyor belki. İçinde müşteriye direkt olarak veriliyor, kullansın ve satışlarını arttırsın diye. Ama bir ürün baktığınızda. O yüzden şirketin içerisinde de şirketler var. Baktığınızda bizim şu anda supply ve demand diye iki tane ekibimiz var. Bu ekiplerimizin başında çok değerli iki tane direktörümüz var. Bunlar iki ayrı şirket gibi yönetiliyorlar içeride. Ayrı şekilde pazarlanıp ayrı şekilde destekleniyorlar. Supply ekibi otellerle ilgileniyor. Yani içinde yatak olan herhangi bir aslında property dediğimiz tesislerle ilgileniyor. Demand ekibi de onlara gelir getiren firmalarla ilgileniyor. Yani ödeme sistemleriyle, acentelerle, metasearch kanallarıyla bunlarla ilgileniyor. Ve bunların başarısından sorumlu. İçeride bir aslında sinerji var. İçeride bir ekosistem var. Bu iki şirketçik de kendi içlerinde aslında kırılıyorlar. Bunların da içeride kendi bölümleri var. Mesela otelcilik tarafında kanal yönetimi var, rezervasyon modülü var, web sitesi var. Bunlar da hepsi kendi içinde kendi ekipleriyle çalışan küçük yapılar. Şimdi bunlar zaman içerisinde tabii oluşuyor ve büyüyor. İçeriye insan enjekte ediyoruz vesaire. Projeler genişliyor, cross takımlar oluyor. Yani bir kişi aynı zamanda iki ayrı birime de destek veriyor olabiliyor işin modeline göre. Bunların hepsi yolda dizayn ediliyor ama yukarıdan baktığınız zaman her zaman Hotelrunner'ın vizyonu aynı aslında. Baktığınızda 15 milyon tesis var dünyada. Bu 15 milyon tesisin hala 14 milyonu offline. Bu çok önemli bir rakam. Bu offline'dan kastım da şu. Hiçbir şekilde gerçek zamanlı olarak acentelere fiyatlarını, müsaitliklerini iletemiyor bu tesisler. Ya faksla ya telefonla ya da acentenin ekstranetine giriş yaparak oradan fiyat güncelleyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Rezervasyon kaçırıyorlar, çifte rezervasyon alıyorlar, fiyat eşitsizliğine maruz kalıyorlar, yanlış fiyat veriyorlar, zarar ediyorlar. Bunların hepsini yaşıyor bu 14 milyon tesis. Yani bugüne kadar baktığın zaman yüzlerce belki teknoloji firması var dünyada. Bu yüzlerce teknoloji firması turizm sektörü dikeyinde. Sadece 1 milyon tesise ulaşabilmiş ve bu 1 milyon tesisle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi içinde rekabet ediyorlar. Ama bu 14 milyon dışarıda. Hotelrunner'ın vizyonu Günbir'den beri bu aslında 14 milyon. Biz hep onları hedefledik. Onların onlinelaşmasını, dijitalleşmesini ve gelirlerini artırmalarını istedik. Bu vizyonda da devam ediyoruz. Vizyon tabii kendi içinde küçük stratejik değişikliklere de uğruyor. Yani son 7 senedeki vizyonumuz birebir aynı diyemeyiz. Ama gittiğimiz yol hedef aynı ve Günbir'de biz yatırımcılarımızı anlatırken bu milyar dolarlık bir girişim diye anlatıyorduk. O heyecanı hala yaşıyoruz. Hiçbir şey için geç değil çünkü. Tamam yavaş geldik bir noktaya kadar ama bu hiçbir zaman bizim heyecanımızdan hiçbir şey eksiltmedi. Tam tersi daha fazla hırslandık. Daha iyisini yapmaya odaklandık. Piyasa zor bir piyasa, sektör zor bir sektör. Özellikle ülke zor bir ülke. Müşteri dinamikleri sürekli değişen bir ülke. Beklentiler sürekli değişen bir ülke.
Aynı zamanda dünyaya baktığınız zaman değişken dinamikler var. Globalleştiğiniz anda bütün ülkelerin sorunları ve sıkıntılarıyla bir araya geliyorsunuz ve onu bünyenizde hissetmeye başlıyorsunuz. O yüzden çok kritik hamlelerle her zaman işimizi hızlı hızlı değiştirdik. Ben hep şey diyorum sunumlarında ya da anlatırken, bir girişimcinin hayatı aslında bir roller coaster gibi. Yani iniyor ve çıkıyor sürekli. Ve bizim tek işimiz girişimciler olarak belirsizlik yönetimi. Yani benim yarın sabah kalktığım zaman başıma ne geleceği çok belli değil açıkçası. Çünkü istediğiniz kadar en güzel iş planlarını yapın, finans mühendisleriyle çalışın, işte ürün mühendisleriyle çalışın, en güzel ürünü dizayn edin. Ama yarın öyle bir olay oluyor ki sizi kökünüzden sallayabiliyor. Bugün korona denilen meret bütün büyük kurumsal şirketleri batırdı. Yani Hertz gibi firmalar bugün iflaslarını ilan ettiler. Bu çok önemli. Hava yolları iflaslarını ilan ettiler. Onların kasasında para vardı. 1,5 yıl, 2 yıl yaşayacak kadar para vardı. Ama buna bile dayanamadılar. Biz girişimci olarak 1,5 yıl kasanızda para olması çok büyük bir şey. Yani o 1,5 yıllık parayı siz zaten kullanıp ürünü geliştirmek zorundasınız. Öyle 1,5 yıl ben yaşayayım diye kenarda bekletemezsiniz. O 1,5 yıllık para olmadığı için aslında o 2-3 aylık yaşam döngünüzün içerisinde karlıysanız bile çok efektif kararlar almanız gerekiyor. Çok yoğun çalışmanız gerekiyor. Sürekli ekibinizi dinlemeniz gerekiyor. Mesela otelin içerisinde bir strateji ekibi var. Bu stratejinin ekibinin içerisinde her bir dikeyden direktörlerimiz var. Bu direktörlerimiz bizle yıllardır çalışıyorlar. Günbirden beri bizle beraber olan var aralarında. Biz bunları her zaman dinliyoruz, bu ekibi. Ve eşit oy hakkına sahip bir şekilde karar veriyoruz. Yani Ali ile ben bu şirketin kurucu ortaklarıyız, bizim dediğimiz olur değil. Bu ekibin söylediği oluyor aslında. Ve çoğu zaman Arden'in söylediği olmuyor. Çünkü ekibin çoğunluğu belki başka bir şey söylüyor oluyor ve biz o yöne gidiyoruz. Ama o ekip müşteriyi dinleyen ekip, piyasayı soluyan ekip ve aslında o çarkların dönmesini sağlayan ekip. Bizler liderler olarak hep yol açmaktan sorumluyuz ve vizyonu genişletip o vizyona doğru gidiyor muyuz onu test etmek zorundayız. Biz onlara bakmakla yükümlüyüz. Arka tarafta operasyonel ekipler ve bizi bir adım öteye taşıyan ekiplerin de her zaman geri dönüşünü dinlemek zorundayız. Şimdi konu konuyu açıyor. Ben sürekli anlatıyorum böyle. Geriye dönersek, ilk soruna geri dönersek, ilk yatırımcının karşısına çıktığınız zaman söyleyeceğiniz şey şu aslında özetle. Ya da işte ilk müşterinizin karşısında da olabilir bu. Çünkü ilk müşterinizin karşısına çıktığınız zaman da müşteri size güvenmiyor. Sen kimsin ki ona ürün satacaksın ve hayatını adamın kontrol altına alacaksın ve işini emanet etmesini sağlayacaksın. Özellikle B2B bir iş yapıyorsan. Bir vizyon, bu vizyonun arkasındaki sağlam ekip tüm üyeleriyle birlikte, kurucusundan o anki yazılımcısına kadar, bütün ekip, destek ekibine kadar bunların hepsinin sunumu. Ondan sonra ürünün vizyonu. Yani üründeki kademeler nedir? Ne zaman başlayıp hangi yol haritasıyla hangi tarihe kadar hangi ürünü geliştireceğim? Ve kaç kişiyi hedefliyorum? Hangi segmenti hedefliyorum? Kaç liradan hedefliyorum? Bizim fiyatlama modelimiz herhalde hiç değişmediyse 50 kere değişmiştir. Çünkü sektör çok dinamik. Sektörde 50 tip fiyatlama var. Belki 150 tip fiyatlama var. O fiyatlamaların hepsiyle beraber çalışan ve müşteriyi rahatsız etmeyecek her tip oteli hedefleyecek bir fiyatlama bulmak zorundasınız. Öyle bir dünya yok. Bunun için arka tarafta çeşitli fiyatlama dinamikleriyle biz hep denemeler yaptık ve fiyatlarımızı hep değiştirdik. Yani fiyatlama modellerimizi hep değiştirdik. Son 3 yıldır değiştirmiyoruz çok fazla Allah'tan. Oturdu sistem. Bunu da satıyor çok güzel. Business modelimizi oturttuk vesaire diye. Bize hep şey derlerdi. Çok kompleks sizin sisteminiz. Biz de derdik ki endüstri kompleks. Turizm sektörü kadar kompleks bir sektör zor bulunur. Yoktur diyemem ama zor bulunur. Yani envai çeşit otel tipi, envai çeşit otelci, envai çeşit strateji, envai çeşit müşteri ve ülke. Yani Türkiye'de baktığınız zaman 25 bin tane tesisin her biri birbirinden farklı dinamiklerle yönetiliyor. İnanın bu kadar şey söyleyebilirim yani. Ayrıştırarak söyleyebilirim. Sahil şeridi oteli farklı. Sahil şeridinde İngiltere'ye satan otel farklı. Rusya'ya satan otel farklı. Ondan sonra şehir oteli. Şehir otelinde Araplara satan farklı. İşte ne bileyim Avrupalı'ya satan farklı. Bunların hepsine hibrit satan farklı. İçerisindeki hedef kitlesi farklı olanlar var. İşte daha helal turizme yönelenler var. Resort turizmine yönelenler var. Oda kahvaltı yapanlar var. Çeşit çeşit, envai çeşit senaryo. Şimdi bunların hepsinin bir araya geldiği bir model kurmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki gün 1'de 212'yi anlattığınız model çalışmayacak. Bu çok net bir şey. Ama bunu 212 de biliyor zaten. Yani çalışmayacağını. Önemli olan o adam o çalışmayan modeli düzeltip çalışır hale getirebilir mi? Bunu göstermek gerekiyor.
Bunu gösterebildiğiniz noktada da zaten hani o yatırımcı sizden o ilhamı aldığında ve bu adam gerçekten milyar dolarlık hedefle koşacak diye kendince emin olduğunda zaten yatırımı yapıyor içeride. Milyar dolara gidemeyebilirsiniz ama yatırımcının milyar dolarlık bir hedefi olduğunu, hedefiniz olduğunu bilmesi çok önemli. Olmayabilir. Olmuyorsa beraber olmuyor. Çünkü yatırımcı da oyunun içerisinde görüyor zaten ne olduğunu. Beraber karar alıyorsunuz. Çoğu zaman da zaten board'da bir yönetim kurulunda bir koltukları oluyor ve karar alıyorlar sizinle beraber. Destek oluyorlar. Aynı yolda gidiyorsunuz. Olmuyorsa beraber olmuyor ama oldurmak için de kanını, canını, her şeyini koyacak olan girişimciler arıyorlar yatırımcılar. Çok 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 teşekkürler. Çok kapsamlı ve yine içerisinde aslında bir sürü ders olan bir yanıt oldu. Ben burada aslında yine aklıma gelen, not aldığım birçok soru var ama fiyatlama noktasına değindiğiniz için pek çok girişimcinin ürününü ve hizmetini fiyatlama noktasında da sorun yaşadığını biliyoruz. Burada birçok kez değiştirdiğinizden de bahsettiniz ama sizin şu anda bir ürün veya hizmet üretmiş ve bunu bir pazara satmaya çalışan girişimcilere fiyatlama noktasında, ki finans alanında da aslında doktora çalışmanıza devam ediyorsunuz, fiyatlama ile ilgili olarak en temel tavsiyeniz ne olur? Nelere bakmaları, doğru fiyatı belirlemesi noktasında, tabii ki her endüstri dikeyinde farkı bu ama en temel ders veya tavsiyeler nelerdir? Bahsedebilir misiniz? Fiyatlama aslında bir sanat. Baktığımızda çok zor bir şey fiyatlama. Fiyatlamanın içerisinde çok fazla dinamik var ve çok fazla faktör var. Öyle ki yani otelcilik sektöründe otelin fiyatlanması, odanın fiyatlanması doktora konum olacak kadar önemli bir konu benim için. Burada biz hotelhaner olarak tabii ki çok fazla çalışmamız var arkada. Hani dinamik fiyatlama üzerine olsun, otellere tavsiyeler verme olsun, rekabet analizi olsun. Bu tarafta ürünlerimiz de var bizim. Hatta Hotelhaner Pulse'ı biz duyurduk. Pandemi döneminde Hotelhaner Pulse'la biz sektöre gidişatla alakalı ücretsiz raporlar verdik. Yani bir otelci Mart ayının başında baktığında Nisan-Haziran aylarında neler olduğunu bakıp görebiliyordu Pulse'tan. Ve anlık olarak, pardon haftalık olarak bu sisteme bakıp, biz de anlık da biz Pulse'ı haftalık veriyorduk. Haftalık olarak baktığında gidişat nereye gidiyor onu görebiliyordu otelci. Biz de Pulse'tan ilham alıyorduk kendi içimizde. Çünkü bir bakıyorduk, bir yerlerde pozitif bir haberler çıkıyordu, hemen turizm orada canlanıyordu. Bir yerlerde negatif haberler çıkıyordu, turizm hemen orada çökmeye başlıyordu. Biz bunların hepsini canlı yayında görüyorduk sistem üzerinde aslında, her yere erişimimiz olduğu için. Fiyatlamanın faktörlerinin içerisinde çevresel faktörler var, rekabet faktörleri var. Çeşitli daha başka dinamikler var, politik, ekonomik, sosyoekonomik, sosyolojik, bunların hepsi çok kritik. Fiyatlamanın içerisinde coğrafya çok kritik bir unsur. Kur çok önemli bir unsur. Ama temelde baktığınız şey müşterinizin alabiliyor olması. Yani müşteri o parayı verebilecek. Çünkü siz bir şey getiriyorsunuz, bir hayal satıyorsunuz karşınızdakine. Diyorsunuz ben senin şu ihtiyacını çözmek için bir ürün geliştirdim. Bizde bu nedir? Bir antibiyotik ürün bizimkisi. Satışlarını arttırmak. Temel mottosu otelhanların. Gelirini arttıracağım, satışlarını arttıracağım, karlılığını arttıracağım. Ben bu hayali satıyorum müşterime. Müşterim de bana diyor ki bu hayalin karşılığında ne istiyorsun benden? Ben de diyorum ki önce bir dene. Çünkü freemium model var. Dene ve bana inan. Müşteri önce deniyor ve bana inanıyor. Ondan sonra diyorum ki ne verebilirsin bana? Yani bu fiyatlamayı yaparken arka, tabii ki pazarlık etmek anlamında söylemiyorum. Hani kaça alırsın verirsin değil. Koyun pazarlığına girmiyor konu. Bunu dizayn ederken müşteriye bakıyoruz. Ne verebilir bu müşteri? Ona göre fiyat skalaları oluşturuyoruz içeride. Ve ürünlerin belki modüllerini fiyatlıyoruz, belki tamamını fiyatlıyoruz. Ve böylece dizayn ediyoruz. Ondan sonra denemeye başlıyoruz. Yani bunu müşteriye teklif etmeye başlıyoruz. Müşterinin reaksiyonunu ölçüyoruz. Diyoruz ki 100 lira ver bu ürüne. Müşteri inanılmaz bir para diyor, ama hayatta veremem diyor. Ne kadar verebilirsin diyoruz, 20 lira diyor. Demek ki 40 lira verebilir aslında. Çünkü müşteri pazarlık ediyor seninle. 40 lira verebileceğini öngörerek bu sefer tekrardan oraları dizayn ediyoruz ve yola çıkıyoruz. Ondan sonra fiyatlama stratejiniz çok güzel gidiyor ve birdenbire bir kriz oluyor. Mesela koronavirüs krizi oluyor. Otel alır peşin çalışır. Trink parayı alır ve müşterisine trink hizmeti verir. Herkes memnundur hayatından. Ama koronavirüs olur. Müşterinin cebinde para yok. Yani otelci. Otelci satış yapıyor. Satış yapamayınca parası yok. Sen burada dedin ki benim satışlarıma destek olacağım Hotelrunner. Hotelrunner ne yaptı? Müşteriden para almadı. Böyle bir durumda Hotelrunner bedava hizmet verdi müşterisine. Bu da bir pricing stratejisi. Ya da müşterisi dedi ki ben 6 ay sonra ödeyeceğim. Hotelrunner tamam dedi. Ve pandemi döneminde bütün bu müşterilerine destek oldu.
Şimdi burada hep dinamik bir karar mekanizması var ve her zaman aslında bu karar mekanizmasının kökü müşteriyi anlamaya gidiyor. Müşteri ne istiyorsa, müşteri ne verebiliyorsa aslında ürünün fiyatı o. Yani müşteri belirliyor fiyatı, piyasa belirliyor, rekabet belirliyor. Mesela piyasada bir rakibiniz var, sizden daha iyi, o zaman siz ondan daha ucuz olmak zorundasınız. Ama müşteri, bir baktığınız zaman müşteri başka bir yere gidiyor ve başka bir ürün alıyor. Sizden daha kötü ama sizin ürününüz daha kaliteli ve sizin maliyetleriniz daha yüksek. O zaman müşteriye bunu anlatabiliyorsanız, kaliteyi gösterebiliyorsanız o zaman müşteri gelip sizi alıyor. Burada yani en güzel örnek araba, araba piyasası, yani otomotiv sektörü. Baktığınız zaman Mercedes var, BMW var, Renault var, Dacia'sı var, ondan sonra envai çeşit markası var. Bu her birinin fiyatları farklı. Özellikleri birbirinden farklı, kaliteleri farklı. Müşteri bunu bilinçli bir şekilde veriyor. Yani Mercedes alan adam Mercedes'i bildiği için alıyor. Aynı zamanda Renault alan adam da Renault'u bildiği için alıyor. Ve bunların fiyatlaması yapılmış. Müşteri ne verecekse o oraya enjekte edilmiş zaten. Temelde benim önerim her zaman burada bakarken müşterinizi çok iyi dinlemek. Müşterinin istemediği bir fiyatla ısrar ederseniz bu sefer batarsınız. Bizim her zaman lafımız şudur şirket içerisinde: masada para bırakma. Hotel Anır bir esnaf şirkettir. Esnaf bakış açısıyla yönetilir ama globaldir. Masada para bırakılmaz. Yani burada sistem böyle çalışır. Çok yine derslerinde bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Gerçekten burada aslında sizin girişime başladığınız birinci günden itibaren işte sahil şeridindeki tüm otelleri gezmeniz, potansiyel kullanıcılarla bir araya gelmeniz, fiyatlama sürecinde de müşterilere teklifleri verip geri bildirimler ışığında bunu dinamik bir şekilde değiştirmeniz aslında bir girişim için aslında en temelde yapması gereken şeyi hipotezlerini sürekli test etmesi gerektiği, sürekli yaptığı testlerden öğrenmeler elde etmesi ve bunun sonucunda da en iyiye varma noktasında bir çaba göstermesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ve sizin de yine vurguladığınız üzere bir girişimcinin statik olmanın çok ötesinde dinamik olması, sürekli pivot etmeye hazır olması ve yenilikler karşısında esnek bir yapıyla ürününü, hizmetini veya çalışma modelini güncellemesi gerekiyor ki ayakta kalabilsin. Aksi takdirde yaşaması, sürdürülebilir olması çok mümkün olmuyor. Peki bu noktada şunu sormak isterim. Siz gerçi biraz vurguladınız ama turizm şu anki mevcut süreçlerde oldukça eski usulle ilerleyen bir yapısı vardı. Siz bu ürünü çıkarttığınızda ve hala da işte dünyada birçok tesisin bu şekilde olduğunu ifade ettiniz. Birçok girişimcimiz de aslında baktığımız zaman yerleşik endüstrileri rahatsız etme, onları disrupt etme veya kurulu alışkanlıkları yeniden kurgulama noktasında bir çaba içerisinde oluyorlar. Bu tarzda insanlarda davranış değişikliği veya işte süreçlerde değişiklik dikte eden veya öneren girişimcilere tavsiyeniz nelerdir? Nasıl bir müşteri ilişkisi kurmaları gerekiyor? Burada birinci günden akılda bulundurmaları gereken şeydir. Bu bariyerleri kırmak, kendilerine ilgili pazarlarda yer edinmek için dikkat etmeleri gereken kriterler neler olabilir? Bu çok önemli bir konu. Öncelikle hani pivot konusuna değinmek istiyorum çok hızlı bir şekilde. Pivot konusunda biz kaç tane pivot yaptık arkada ben sayamadım. Yani ana iş modelinin içerisinde, yani vizyon hep yukarıda. Vizyonun altında sürekli değişiyor, orası kaynıyor sürekli. Orada gündelik olarak yaptığınız pivotlar var hayatınızda, karar aşamalarında. Bu işte şirketin finansında olsun ya da üründeki değişiklikler olsun, gündelik yapılan şeyler var. Ana stratejiye kadar giden pivotlar var. Bizde de çok fazla oldu bunlardan. Bunları dinamik yönetmek ve hiçbir şekilde ürüne aşık olmamak gerekiyor. Yani arka tarafta ürüne aşık olan her türlü startup batmaya mahkumdur. Biz ürünümüzü çok seviyoruz. Onu çok sayıyoruz ve koruyoruz ama hiçbir zaman aşık değiliz. Platonik aşık hiç değiliz. Karşılıklı seviyoruz birbirimizi. Bu şekilde ürünümüzü her zaman değiştiriyoruz ve geliştiriyoruz. Müşteriyi dinliyoruz. Altını çiziyorum tekrar. Bu ürüne bağlılık, hani önce ürünü üretip sonra ihtiyacı ona devşirmeye çalışmak çok çalışan bir model değil aslında. İhtiyacı göreceksiniz. İhtiyacı gördükten sonra ona ürün geliştirmeye başlayacaksınız. Müşteriyi dinleyeceksiniz ama müşterinin de her dediğini yapmaktansa müşterinin o dediğini daha iyi nasıl yaparım diye bakacaksınız. Çünkü müşteri şunu diyor: bana Excel yeter diyor mesela. Excel'de yaparım diyor. Yetmez aslında, siz biliyorsunuz yetmeyeceğini. Onun Excel'de yapmak istediğini anlayıp onu daha yaratıcı bir şekilde, daha kullanışlı bir şekilde nasıl yapabilirim, ona bakıyorsunuz arkada.
Yani bu ürünü bu şekilde dizayn ediyorsunuz ve çıkan şey aslında tepki alıyor. Çünkü yine adamın hayat standardı değişiyor. Adamın günlük işleyişi değişiyor. Kurmuş olduğu düzen değişiyor belki. Çünkü mesela ben şunu hatırlıyorum. Biz Sultanahmet'te bir otele gittik Ali ile ve otelciyle konuşuyoruz. Hayalimizi anlatıyoruz. Diyoruz ki işte bak böyle işte Booking.com'a bağlanacaksın, Expedia'ya bağlanacaksın. Buraya fiyat göndereceksin, müsaitlik anlık gidecek. Herkes böyle senden rezervasyon yaptığı zaman dinamik fiyat görecek. Mesela Expedia'dan rezervasyon geldiği zaman Booking.com'daki müsaitliğin hemen azaltılacak. Bunlar hepsi otomatik olacak falan anlatıyoruz böyle heyecanla. Adam kafa sallıyor. Bende bu var ki dedi. Ne var sende dedik. Gelin göstereyim dedi. Bu gerçek hikaye. Birebir abartmadan anlatıyorum. Aşağıya indik. Bodrum katında bir oda. Buraya 3 tane genç arkadaşı yerleştirmiş. Dedi ki işte benim kanal yöneticim. Ne yapıyor bu arkadaşlar? İzledik. Expedia'dan rezervasyon geliyor. Bağırıyor Expedia'dan rezervasyon geldi bir tane diye. Herkes aldır aldır diğer kanallara giriş yapıp kanallardaki fiyatlarını değiştiriyor. Birisi yerel acenteyi arıyor. Bizim müsaitliğimiz 10'dan 9'a düştü şu tarih için diyor. Bu bir kanal yöneticisi. Adam ihtiyacını biliyor. Böyle bir ihtiyacı var ve böyle bir çözüm üretmiş. Şimdi biz bunu ihtiyacı anlayıp dijitalleştirdik ve adamın önüne sunduk. Şu anda o kişi Hotel Honor kullanıyor. Ve o 3 kişi otelde daha katma değerli iş yapıyor. Yani işten çıkarılmıyorlar inşallah. Katma değerli başka bir iş yapıyorlar içeride. Ve otelin cirosu artıyor, maliyetleri azalıyor. Şimdi böyle bir dünya düzeni var. Bunu da şimdi gün birden getirip adamın önüne koyup al kullan diyemiyorsun. Öyle bir dünya yok. Eğitim çok kritik burada. Eğitim en önemli şey. Müşteri segmentinizin yeni nesil teknolojilere adapte olması gerekiyor. Ve bunlar için eğitim alması gerekiyor. Eğer B2B bir iş yapıyorsanız o işletmeleri belki gerektiğinde tek tek ziyaret edip ürününüzü anlatmanız gerekiyor. Biz burada ne yapmıştık? İşte bahsetmiştim. COSGAP'le eğitim yaptık. Fuarlarda müşterilerle bir araya geldik. Hotel Honor Theater diye bir şey çıkarttık. Fuarlarda parasını verip yer kiraladık. Düşünün millet stand yapmak ve satış yapmak için fuarlara geliyor. Biz stand alanında parasını verip kiralayıp sahne kurup eğitim verdik ücretsiz. Bunlar tamamen böyle bize manyak mısınız dedikleri hareketlerdi. Ama bunu yaptığımız için müşteri bize güveniyor. Çünkü biliyor ki biz bilabedel bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Yani ileriye dönük müşterilerin vizyonunu geliştirmeye çalışıyoruz. Tek amacımız ürün satmak değil. Bana bugün gelip beni şuradan şuraya taşı diyen insana ben hemen fiyatı bu kadar demiyorum. Başla diyorum, gör diyorum, öğren diyorum önce. Bizim turuncu butonumuz var. Turuncu butonu piyasaya sunan biziz ilk defa. Müşteri Hotel Honor'a girdiği zaman altta turuncu chat butonuna tıklıyor ve anlık olarak oradan bir gelir danışmanı ona hizmet veriyor. Bir destek personeli değil. Yani bu bir call center değil. Arka tarafta Booking.com'daki fiyatının ne olması gerektiğini tavsiye edebilecek kadar sektörde bilgili insanlar, turizm otelcilik mezunları, acentelerde çalışmış deneyimli personeller bizde otellere destek ve eğitim veriyor. Otelleri bir araya getiren webinarlar yapıyoruz. Konuşmacılar davet ediyoruz. Bunların parasını kendimiz ödüyoruz ve otellere bilabedel eğitim vermelerini sağlıyoruz arkada. Gibi gibi bir sürü eğitim odaklı hareketler yapıyoruz. Hatta biraz önce konuşmadan önce de bahsettiğim gibi üniversitelerde de Hotel Honor ders olarak okutulmaya başlayacak yakında. Bununla ilgili uluslararası ve ulusal üniversitelerde girişimlerimiz oldu pandemi öncesinde. Belirli bir noktaya da gelmiştik. Ne yazık ki pandemi buna engel oldu ama pandemi geçtikten sonra bu kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek ve tek hayalimiz bugün Micros Opera bilerek mezun olan o kitle, öğrenci kitlesi Hotel Honor bilerek de mezun olsun. Çünkü sizin en büyük buradaki neferleriniz aslında bu ürünü öğrenerek piyasaya çıkan genç nesil. Ve onlar gidiyorlar diyorlar ki biz bunu otellerde görüyoruz hep. Referans sistemi çok kuvvetli ayrıca Hotel Honor'da. Otellerde görüyoruz diyor ki patron hiçbir şey anlamıyor sistemden. Teknolojiden anlamıyor ama adamın parası var, yatırımını yapmış, süper bir otel yapmış ama nasıl yöneteceğini bilmiyor. Çünkü tecrübesi yok ya da teknolojiyi bilmiyor. Genç nesil geliyor, yeni mezun, diyor ki bunu yapmak zorundasın. Ve bu arkadaşlar bu gençlerden tavsiye alıyorlar. Yani deneyim artık, deneyimin yaşı yok, gençleri dinlemek zorundasınız mantığıyla. Gençlerden tavsiye alıp Hotel Honor'ı kurup kullanıp para kazanıyorlar ve ondan sonra da onlara teşekkür ediyorlar. Böyle bir dünya düzeni var. Biz Hotel Honor'da da bunu yapıyoruz. İçeriye aldığımız yeni nesil, yeni mezun genç arkadaşlarımızın fikirleri bizim için çok kritik. Genelde de zaten yeni teknolojiler ve yeni özellikle sosyal alandaki gelişmeler onlardan öğrendiğimiz şeyler. Ben hani kendimi artık genç diye nitelendirmiyorum.
baktığımızda. Genç girişimci olarak da nitelendirmiyorum. Burada gençlerden çok şey öğreniyoruz biz. Biz pazarlama ekibimizde mesela her hafta mutlaka ne teknoloji çıkmış, nasıl ürünümüzü bu yeni teknolojileri kullanarak satabiliriz. Mesela TikTok'tan otel alanı nasıl pazarlama yapar gibi bir konuşma geçiyor toplantıda. Belki yapamıyor, hani kullanmıyoruz belki ama onu mutlaka tartışıyoruz. Yeni teknolojiyi mutlaka anlamaya çalışıyoruz. Bu da aşırı kritik bir konu içeride. Çok teşekkürler Erdem Bey. Gerçekten çok doyurucu bir oturum oldu. Ben şahsen bu şekilde hissediyorum. Aslında konuşacağımız çok fazla başlık var. Değindiğiniz konuların her birisini alt başlıklarıyla uzun uzun konuşabiliriz. Ama tabii bu oturum için ayırmış olduğumuz bir süre vardı. O süreye de yaklaştık. Chat kısmından çeşitli paylaşımlar var. İsterseniz ilk etapta onlara hızlıca bir uygun sesler için onlara yanıtlarımızı vermiş olalım. Akabinde de yeni sorular varsa bu soruları alıp bu keyifli oturumu tamamlayabiliriz. Tabii ki sizlerin de vakti varsa, katılımcıların da vakti varsa uzatabiliriz ama zaman sınırımıza ulaştık. Tamam. Soruları cevaplamaktan memnuniyet duyuyorum. Tamam. Haydar Bey'in ilk etapta turizm noktasında bir girişimi olduğunu ifade etmiş. Ve bu noktada tabii ki sektör deneyiminize istinaden sizlerle nasıl iletişim kurabileceklerini sormuşlar. Bu webinarı dinleyen paydaşlarım sizlere nasıl ulaşabilirler? Hangi kanallardan daha çok iletişiminizi kuruyorsunuz? LinkedIn'i öneriyoruz her zaman. Bana da ortağım Ali Beklen'e de LinkedIn üzerinden ulaşabilir girişimciler. Yalnız hani cevap süremiz hemen 1 saat 24 saat değil. Bunu baştan söylüyorum hani expectation'ı ayarlamak adına, yönetmek adına. En kısa zamanda bir haftaya kadar sürelerle cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii ki hani gelen mesajlar ben bir girişim kuracağım, nasıl yaparım gibi mesajlar olduğu zaman çok fazla katkı sağlayamıyoruz. Ama spesifik ne sorduğunu bilen, işte ne istediğini bilen girişimcilerden gelen sorularda elimizden geleni yapıyoruz. Hatta bazı girişimcileri davet ediyoruz. Şu anda davet edemiyoruz, online konuşuyoruz ama davet ediyoruz ve fikirlerini anlamaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Mesela daha geçen hafta Ali ile bir telekonferans yaptık. Turizm, tur ve aktiviteler dikeyinde girişim yapan bir firmayla görüştük. Genç girişimciler. Onlarla nasıl bir arada iş yapabiliriz? Otellere onları nasıl entegre edebiliriz? Onları konuştuk. Böyle katma değerli sorular geldiği zaman da biz de mutlaka bunu değerlendiriyoruz. Çok çok teşekkürler. Özellikle LinkedIn. Seder Hanım, yurt dışındaki Amerika Tampa'da gerçekleştirdiğiniz bir seminerde size tanıştığını ifade etmiş ve çok bu oturum için teşekkür etmiş. Bununla beraber İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesinden Murat Yurtlu Bey'in bir sorusu var. 2011 yılında HDN Global'i satın aldınız. HDB Global'i tercih etmenizdeki etkenler neler oldu? Bunu da paylaşabilir misiniz? Tabii, güzel bir soru. 2013 yılında aldık bu arada HDN Global'i. İlk satın almamızdı bizim. HDN Global, Sultanahmet bölgesinde, Old City bölgesinde kurulmuş bir teknoloji şirketi. Kurucuların içerisinde turizm otelcilik mezunları ve aynı zamanda otelcilik sektöründe deneyimli kişiler var. Otelleri de olan kişiler bunlar. Bir ihtiyaçtan yola çıkarak HDN Global'i kurmuşlar. Kurucuda bir ekip var içeride. Ve o dönemde 100'e yakın müşteriyi tek tek ziyaret ederek kendi bünyelerine katmışlar. Biz HDN Global'le tanıştık ve çok sevdik, ekibi çok sevdik. Dedik ki bu ekip bizi bir noktadan alır öbür noktaya taşır ve bize destek olur. Kişilerden bahsediyorum, üründen bahsetmiyorum. Ürüne baktık, ürün bize yol gösterici, Hotel Runner'ı aslında bir yerden tamamlayan bir ürün. Alıp Hotel Runner bünyesine kattığımız zaman Hotel Runner'ı büyütecek bir ürün dedik ve kendileriyle görüştük. HDN Global tarafında da bu heyecan paylaşıldı ve biz HDN Global'i satın aldık. HDN Global'den aramıza 3 kişi katıldı. İkisi şu anda Hotel Runner'da bu bahsettiğim strateji ekibinin bir parçası. Diğer arkadaşımız da yazılım ekibinde çok önemli bir noktada entegrasyonların başında. Yani aslında yaptığımız satın almadaki gelen bu 3 kişi bizim ekibimizin mihenk taşları oldu diyebiliriz. Bizim için çok kritik bir satın almaydı. Buradan da bizi dinliyorlar şu anda. Kendilerine bizimle oldukları süre için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim vizyonumuzu gün birden beri kendileri paylaştı ve bizim bir parçamız oldu. Bizim ekibimizin, ailemizin vazgeçilmezleri oldular onlar. Onlar da birer girişimci. Onlar da bizimle birlikte büyüttü şirketi.
Şimdi aynı şey Raid4 için de geçerli. Raid4'dan da iki tane değerli girişimciyle ortak olduk. Raid4'u içeriye kattık. Onlar da şu anda bu dikeyin sahipleri Hotel Runner'da ve eminim ki bizimle birlikte uzun yıllar aynı macerada, aynı hedefe koşacaklar bizimle. Çok teşekkürler. Ben bu oturumun son sorusu olarak şunu sormak istiyorum. Aslında sohbetiniz esnasında sürekli bahsettiğiniz kurucu ortağınızdan bahsettiniz. Süreç boyunca işte otelleri beraber gezdiğinizden, tüm değerlendirmelerde beraber olduğunuzdan ve bununla beraber en son yorumlarınızda da ekibinizden bahsettiniz. Bir girişimde bir ortakla faaliyet gösterme noktasındaki görüşünüz nedir? Ve erken aşamadaki bir ekip oluşturmada dikkat ettiğiniz kriterler nedir? Girişimcilerin nelere dikkat etmelerini önerirsiniz? Bununla ilgili yorumlarınızı da kısaca paylaşırsanız, çünkü ekibin aslında yatırımcı gözünden de baktığımız zaman fikirden de çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Doğru bir ekip belki bir projeyi yanlış çıkartabilir ama başka bir projeyi hayata geçirmekte oldukça başarılı olabilir. O yüzden de ekip ve ortaklıkla ilgili olarak da görüşlerinizi alırsak, dediğim gibi bence bir ders niteliğinde bir webinar olmuş olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ortaklık çok kritik bir konu gerçekten. Yani burada ortak sizi rezil de eder, vezir de eder. Tam olarak anlatımı bu. O aynı zamanda bir girişimde ortaklık evlilik gibidir. Hatta evlilikten daha zordur ve kritiktir. Çünkü eminim ki çoğu insan, çalışan insan eşini günde 12 saat görmüyordur. Yani görüyorsa da çoğunluğunda uyuyorlardır zaten birlikte. Eşinizden daha fazla gördüğünüz bir insan, eşinizden daha sık kavga ettiğiniz, daha sık tartıştığınız, daha fazla mutluluğu belki bir arada gördüğünüz, çünkü işinize bağlı bir yaşıyorsunuz ya, o açıdan bir insan kendisi. Aslında evleniyorsunuz. Yani eşinizi nasıl seçiyorsanız aslında ortağınızı da öyle seçiyorsunuz. Bizim baktığınızda Ali ile geçmişimiz IBM'de başlıyor. Biz IBM'de 7 seneye yakın birlikte çalıştık. Birlikte projeler yaptık. Birlikte müşterilere gittik. Birlikte seyahat ettik. Aynı ekibin üyeleriydik. Farklı dikeylerde olmamıza rağmen birlikte çalışıyorduk aynı projeler içerisinde. Burada zaten sinerjiyi görmüştük ve fikirlerin ortaklığını da orada görmüştük. Fikri de ortak ürettiğimizde zaten bunu gördük ve dedik ki birlikte geliştirelim bunu. Ve ortaya Hotel Runner çıktı. Gündelik hayatınızda sürekli dinamikler değişiyor ve sürekli kararlar almanız gerekiyor. Bu kararların ortak olması gerekiyor. Birbirine ortakların her zaman saygı duyması gerekiyor. Herkesin beklentisi farklı olabiliyor. Aile hayatı farklı, sosyal hayatı farklı. O an etrafında dönen dinamikler, ekonomik durumu farklı olabiliyor. Bunların hepsini karşılıklı olarak tolere edip, karşılıklı olarak birbirine destek verip aynı zamanda da işi yapmaya çalışıyorsun. Çünkü baktığın zaman benim moralim bozuk olduğu zaman ortağım benim moralimi düzeltmek zorunda. Zorunda diyorum çünkü başka türlü hayat devam edemez. Ki aynısı benim için de geçerli. Onda durum kötü olduğu zaman benim düzeltmem gerekiyor. Birbirimize motivasyon sağlamamız ve aynı zamanda da yol göstermemiz gerekiyor. Birisi düştüğü zaman diğeri kaldırmak zorunda. Çünkü motivasyon çok kritik bir şey. Gerçekten düşebilir de kalkabilir de. Girişim içerisinde hayat dinamik ve değiştikçe sürekli motivasyonunuz da yer yer düşebiliyor. Bunun kaldırılması gerekiyor. Maddi anlamda güven çok önemli. Kasayı teslim edebileceğiniz bir ortağınızın olması gerekiyor. Çünkü oradaki her kuruş o kadar değerli ki yanlış harcanmasından, yani alıp gidilmesinden bahsetmiyorum. O çok ekstrem senaryo zaten de. Yanlış harcanması bile çok kritik. Bazı dikeyleri yönettiğiniz zaman oraları emanet edebiliyor olmanız gerekiyor ve bizim çok inandığımız bir şey, genelde hani girişimcilik tarafında hep şey derler, işte bir dikey birisinin olur, işte bir CTO olur, bir tane chief sales officer olur vesaire, böyle o dikeyleri birer founder yönetir. Bizim senaryomuzda çok geçerli bir senaryo değil bu. Biz biraz orada ayrışıyoruz normal ekosistemden. Biz biraz İsviçre çakısı modeli girişimcileriz Ali ile beraber. İkimiz de teknoloji geçmişine sahibiz. İkimiz de bilgisayar mühendisiyiz. İkimiz de satış yaptık. İkimiz de pazarlama yaptık. İkimiz de finans alanında çalıştık. Eğitimler aldık. Ve yeri geldiği zaman pozisyon değiştirebiliyoruz. Ve birbirimizin yerlerine geçebiliyoruz. Bu da çok kritik bir şey. Biz gün birden beri bu esnekliği ve birlikte çalışma ortamını sağlamaya çalıştık. Çünkü dünyanın bin türlü hali var derler ya. Yarın bir gün ben burada olmayabilirim. Başıma bir şey gelmiş olabilir. En basitinden korona olup 20 gün yatıyor olabilirim.
ama işin durmaması gerekiyor. Arden gittiği zaman hotelların yaşaması ve büyümesi gerekiyor. O yüzden de hep birbirimizin backup'ı ve jokeri olarak hayatımıza devam ettik. Ekibe gelirsem de çok hızlı bir şekilde ilk ekibimizi biz aslında öğrencilerimizden oluşturduk. O bizim biraz şansımızdı. Ali de ben de çeşitli üniversitelerde dersler veriyorduk ve buradaki verdiğimiz derslerdeki parlak öğrencilerden bir aslında ekip oluşturduk. Küçük bir ekip oluşturduk. Ondan sonra ekip birbirini çekti aslında. O kültür oluştu içeride. Bizden aşağıya doğru gelen bir kültür oldu bu. Sonra aşağıdan yukarıya doğru bizi besleyen bir kültür oldu. Ve Hotelhan'ın aile kültürü oluştu. Ve bu aile bir mıknatıs gibi diğerlerini çekmeye başladı. Çünkü herkes başka bir arkadaşını tavsiye etti. Ya da arkadaşı arkadaşını tavsiye etti derken bir tavsiye ekosistemiyle biz fazla insan kaynakları şirketleriyle falan çalışmadık. Yani çalıştığımız noktalar var elbette ama asıl amacımız bizim kültürün mıknatıs gibi çalışması. Şu anda 55'e yakın bir kadromuz var. Bunun da %90'ını referansla aldığımızı söyleyebiliriz içeriye. Ekibimizde çok fazla giden yok. Bu çok önemli bir şey bizim için. İçerideki sistemin iyi çalıştığını, çalışanların mutlu olduğunu ve aslında o gerçekten aynı hedefe koşma zihniyetinin içeride var olduğunu gösteren bir metrik bizim için. Daha iyi yapacağımız şeyler illaki var. Biliyoruz ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini. Zaman içerisinde kendimiz de öğreniyoruz ve geliştiriyoruz ama burada da yine aslında ekibi dinlemeye çalışıyoruz. Ekip söylüyor bizim neyi yanlış yaptığımızı. Bizde çok fazla böyle müdürcülük, direktörcülük yok. Genelde matrix bir organizasyon var. Herkes herkesle konuşuyor. Biz yönetim seviyesi olarak hani strateji ekibi olarak çok ulaşılırız. WhatsApp'tan bana herhangi birisi yazabilir şirkette. Bazen bu kadar ulaşılabilir olmak tabii ki iyi olmuyor. Yani çok fazla içeride aktiviteyle boğuşuyorsunuz ama 55 kişilik bir şirket için 100'e kadar çok tolere edilebilir. Ve gerçekten liderlerin ve yöneticilerin erişilebilir olmasının önemli olduğu bir yapı bu. Benim nacizane tavsiyelerim ve hani görüşlerim bunlar. Bence çok önemli bir konuya da yine değinmiş olduk. Ekip konusu ve çok kıymetli paylaşımlar oldu. Ben bu kıymetli oturum için ayırdığınız vakti çok teşekkür ediyorum. Özyurt Üniversitesi Girişim Fabrikası olarak ekosistemdeki siz kıymetli paydaşlarımızla beraber ekosistemi genişletmeye yönelik olarak faaliyetler yürütüyoruz ve bunları devam edeceğiz. Yeni dönemde de bu noktada girişimcilerimize sizler ve diğer paydaşlarımızla destek olmaktan mutluluk duyacağız. Kapatmadan önce hemen iki tane daha chat kısmından geri bildirim gelmiş. Onları sizlerle paylaşmak isterim. Özyurt Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümünden Kader Hocamız gelir yönetimi eğitimi konusunda ortak bir misyon paylaştığımızdan bahsetmiş ve bu konuda da yakın zamanda dikkat çekici girişimleri olacağını ifade etmiş. Zaten sizlerin hali hazırda temasta olduğunuzu ifade etmiştiniz. Hep beraber onları takip ediyor olacağız. Murat Yurtlu hocamız da burada hemen hızlıca baktığımız zaman sizleri otel runner olarak derslerinde de sıklıkla örnek gösterdiklerinden ve uluslararasılaşmanız noktasında da önemli bir başarı hikayesi olduğundan bahsetmiş. Murat hocamıza da yine bu oturuma katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben tekrar kıymetli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Çok önemli paylaşımlar oldu. Umarım bu kaydı daha sonra farklı mecralardan paylaştığımızda da girişimciler için referans alabilecekleri bir kayıt olarak ekosisteme katkı sağlamaya devam edecek. Özyurt Üniversitesi Girişim Fabrikası olarak da BİK programı ve diğer programlarımızla ilgili soruları olan tüm paydaşlarımızla yine web sitemizden ve diğer kanallardan, sosyal medya kanallarından bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Arden Bey, sizin son sözünüzle beraber kapatabiliriz. Buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli hocalarımıza yorumları için teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz. Gururlanıyoruz böyle söylediklerinde. Çünkü gerçekten sektörden gelmeyen iki girişimci olarak baktığınızda sektörün yönünü değiştirdiğimizi görmek bizi çok duygulandırıyor ve çok mutlu ediyor. O yüzden onların yorumları çok çok değerli. Tabii ki müşterilerimizin ve otelcilerin yorumları aşırı değerli ama hocalarımızın değerli yorumlarıyla biz gerçekten gururlanıyoruz. Kader hocama da özellikle teşekkür ediyorum. Onlarla yapılacak olan çalışmalarımız var. Daha önce de bahsetmiştim size. İnşallah Özyeğin Üniversitesi bünyesinde otel runner olarak derslerimizi veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde şu pandemiyi bir atlatırsak hayırlısıyla. Bu değerli oturuma bizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ekosisteme bir katkımız olduysa ne mutlu bize.
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz Otel ekibi olarak. Çok teşekkürler. Kıymetli misafirlerimiz, bu zamana kadar kalan tüm değerli konuklarımız, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Özyeğin Üniversite Girişim Fabrikası olarak önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz farklı etkinliklerde, farklı programlarda sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Pandemi sürecinde herkesin mesafeye, hijyene dikkat etmesini ve maske kullanıma dikkat etmesini tekrar hatırlatmak isteriz. Hepinize sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Ardan Bey çok teşekkürler tekrar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.